Bayram ikramiyeleri, 2023 memur ve emekli zammı sonrasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyelerinde zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili beklenti sürüyor. Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler gündemde yer alıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde merak konusu. Bayram ikramiyelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa, eğer en son yapılan zam miktarına göre yani 1100 Türk Lirası olarak hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşında yeni rakamı şu sözlerle duyurdu. En düşük emekli maaş tutarını 3500 liradan 5500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Bu açıklama ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor. İlk olarak 1000 Türk Lirası olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekliye bayram ikramiyeleri en son 1100 TL'ye yükseltilmişti. Emeklilere ve memur maaşlarına yapılan %30'luk zamın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce yatırılan ikramiyeler için 2023 yılında zam beklentisi oluştu. Emekliye verilen bayram ikramiyelerinden Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığından aylık bağlananlar faydalanabiliyor. 2022'de Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce emekli bayram ikramiyeleri 1100 Türk Lirası olarak ödenmişti. Bu senede bayramlardan önce ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Henüz 2023'te geçerli olacak ikramiye tutarları belirlenmedi. Emekli ikramiyesi belirlenirken asgari ücret, memur veya emekli maaşları dikkate alınmıyor. İkramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Ancak memur ve emekli maaşlarına yapılan %30'luk zamın ardından emekliye bayram ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu. Emekli ikramiyeleri her sene Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinden önce yatırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran 2023'te idrak edilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce ikramiyelerin yatırılacağı söylenebilir. Şehit yakınları ve gaziler. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri Vazife ve harp manunluğu aylığı alan er ve erbaşlar. Ölüm aylığı alanlar. Şeref aylığı alanlar. Geçici köy korucuları. Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri. Şampiyon sporcular. Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri. 2018 yılından bu yana ödenen emekli bayram ikramiyeleri için açıklamalar peş peşe geldi. 2018 yılında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin tutarı, 1000 Türk lirası olarak hesaplara yatırılıyordu. Daha sonra ikramiyelerin 1100 TL'ye yükseltilmesine karar verilirken seçim öncesinde emekliler yeni bir müjde beklentisine girdi. 2023 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar kapsamında seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı kesinleşmiş oldu. Seçim öncesindeki hazırlıklar hız kesmeden devam ederken bayram ikramiyeleri de en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Partilerin seçim hazırlıkları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mehmet Çetengüleç kısa dalgadaki köşe yazısında merak edilenleri kaleme aldı. Kulislerde konuşulanları açıklayan Çetengüleç, ikramiye zamları hakkındaki detayları paylaştı. Asgari ücret diye, memur ve emeklilere ek zam yapılacağını dile getiren Çetengüleç, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde Ankara kulislerinde hareketlilik olduğunu vurguladı bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı hakkında önemli bir açıklama Çetin Güleç, ikramiyeleri zam yapılacağını öne sürdü. Milyonlarca emeklinin aklındaki tek soru bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Olurken konu hakkında önemli bir Çetin Güleç'ten geldi. Kaleme aldığı yazısında bayram ikramiyelerinin 2500 Türk Lirası ile 3000 Türk Lirası arasında yer alabileceğini belirten Çetin Güleç, şu ifadeleri dile getirdi iktidar olası 14 Mayıs genel seçimlerine emekli ikramiyesini artırıp maaşlara ek zam yaparak gitmeyi planlıyor. Ankara'da konuşulan bilgiler hakkında da açıklamalarda Çetin Güleç, hala ödenen 1100 TL'lik ikramiyelerin 2500 Türk Lirası ile 3500 Türk Lirası arasında olabileceğini iddia etti. Çetin Güleç, emekli ikramiyelerinin 3000 Türk Lirası olması durumunda ise ikramiyelere %28 zam yapılmış olabileceğini vurguladı. Emek asgari ücretliye %10 zam yapılacağını belirten Çetin Güleç, emeklilere ise %10 ile %20 arasında ek zam yapılabileceğinin altını çizdi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclise geldikten kısa süre kabul edilerek resmi gazetede yayınlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, eğitililer ilk maaşlarını 1 Mart tarihi itibariyle almaya başlayacak. Ramazan bayramı ikramiyesi ise bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan bayramının bu yıl 21 Nisan'da başladığı göz önüne alındığında Ramazan bayramı ikramiyesinin de Nisan ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Bu nedenle EYT ile emekli olan vatandaşlar da Ramazan bayramı ikramiyelerini alabilecekler. 2022'de Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce emekli bayram ikramiyeleri 1100 Türk Lirası olarak ödenmişti. Bu senede bayramlardan önce ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Henüz 2023'te geçerli olacak ikramiye tutarları belirlenmedi. Emekli ikramiyesi belirlenirken asgari ücret, memur veya emekli maaşları dikkate alınmıyor. İkramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı da belli değil.